Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında köftesi dağılmayan, çok lezzetli, ekşili terbiyeli köfte tarifim var. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyerek tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine ilk önce pirinçlerimizi ekliyoruz. Ben pirinçlerimi 10 dakika soğuk suda beklettim. Sonra süzdükten sonra parmaklarımla güzelce kırıyorum. İsterseniz sizler kırık pirinç de kullanabilirsiniz. Parmaklarımla ovaladığım pirinçleri kırık pirinç haline getirdim. Daha sonra içerisine 200 gram tek çekilmiş yarım yağlı kıymamı koyuyorum. 1 adet rendelenmiş soğanımı koyuyorum. Rendeledikten sonra soğanımın suyunu sıktım. 1 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 1 yemek kaşığı irmiğimi ekliyorum. 1 diş ezilmiş sarımsağı ekliyorum. 1 adet yumurtamızın akını ekliyoruz. Sarısını terbiyesinde kullanacağız. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Köftemizi güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Köftemizi 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada Yemeğimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama hanesinde paylaşacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Lütfen bunu dikkate alın. Köftemizi güzelce yoğurduk ve ben 15-20 dakika buzdolabında bekletiyorum. Köftemiz dolapta dinlenirken ben de patateslerimizi küp küp doğruyorum. Yemeğimizin içerisine 2 adet patates kullandım. İsterseniz sizler köfte harcını bir gün önce de yoğurabilirsiniz. Dinlenmiş köfteler daha güzel oluyor. Patateslerimizi köftelerin büyüklüğüne yakın şekilde doğruyorum. 2 patatesimizi küp küp doğradım. Daha sonra havuçlarımız da patateslerin boyutlarında küçük küçük küp şeklinde doğruyorum. Sizler de bu şekilde yapın. Yemekte kullandığım sebzelerin boyutu aynı büyüklüklerde olsun. Böylelikle yemeğimizin görüntüsü daha güzel göze hitap eder. Sebzelerimizi doğradık. Dolapta dinlenen köftelerimizi artık yuvarlamaya başlayacağız. Bunun için tepsimizin üzerine biraz un serpiyoruz. Böylelikle tepsiye köftelerimizin yapışmasına engel oluyoruz. Elimizi biraz suyla ıslatıyoruz. Köftemizden bir parça alıyoruz. Elimizle güzelce sıkıştırdıktan sonra fındıktan biraz büyük köfteler ayırıyoruz. Ayırdığımız köfteleri Elimizi şöyle güzel ıslattıktan sonra teker teker yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız köfteleri unlu tepsinin üzerine diziyoruz. Sizler de bu şekilde yuvarlayabilirsiniz. Ben köftenin büyüklüklerini bu şekilde yaptım. Sizler isterseniz daha küçük ya da daha iri şekilde yapabilirsiniz köfteleri elinizle sıkıştırmayı ihmal etmeyin. Çünkü suda pişerken köftelerimiz dağılabilir. Dağıldığı zaman da yemeğimizin görüntüsü hiç hoş gözükmez. O yüzden güzelce sıkıştırıyoruz. Daha sonra yuvarlıyoruz ve tepsimizin üzerine alıyoruz. Köftelerimizi bu şekilde yaptıktan sonra güzelce her tarafını unluyoruz. Sizler de kolayınıza nasıl geliyorsa öyle yuvarlayabilirsiniz. Bazen ikili, bazen üçlü şekilde de elinizle yuvarlayabilirsiniz. Ben size iki tekniği de gösteriyorum. Sizler hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bütün köftelerimi yoğurdum ve güzelce hepsini unladım. Köftemizi kenara alıyoruz. Hemen yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. İçerisine küp küp doğradığımız patateslerimizi alıyoruz ve daha sonra havuçlarımızı tenceremizin içerisine koyuyoruz. Patateslerimizi ve havuçlarımızı şöyle güzelce karıştırıyoruz. Patateslerimizin ve havuçlarımızın kavrulması çok önemli. Bu şekilde yemeğimiz daha lezzetli hale geliyor. Patateslerimizi ve havuçlarımızı bu şekilde 5 dakika boyunca kavuruyoruz. Böylelikle yemeğimizin lezzetine lezzet katmış olacağız. Sebzelerimiz kavruldu. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekleyerek güzelce yemeğimizi karıştırıyoruz. Baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra içerisine 5 su bardağı kaynamış suyumuzu koyuyoruz. Su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Kapağını kapatıyoruz. 5 dakika boyunca kaynadıktan sonra içerisine köftelerimizi birer birer atıyoruz. Köftelerimi özellikle üst üste gelmeyecek şekilde suyun içerisine bırakıyorum. Böylelikle köftelerimiz üst üste gelmediği zaman birbirine yapışmayacak. Bu aşamada tenceremizin altı tam açık olsun. Köftelerimizin tamamını suyun içine aldık. Ve şöyle güzel bir şekilde karıştırdık. Altı tam açık olan tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz tekrar kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıp yarım ateşte bir 10 dakika pişmesini bekliyoruz. Bu esnada köftelerimizi arada bir kontrol edelim. Altına yapışma olmasın. Yemeğimiz 10 dakika boyunca pişti. Daha sonra terbiyesini hazırlıyoruz. Yarım limon suyuna bir adet yumurta sarısını alarak güzelce karıştırıyoruz. Daha önce akını köftemizin içerisinde kullandık. Güzelce çırptığımız terbiyenin içerisine yemeğimizden biraz sıcak su alarak güzelce bunu ılık hale getiriyoruz. Sizler de böyle yapın. Böylelikle yemeğinizde hiçbir kesilme olmayacak. Yemeğimizi karıştırarak terbiyemizi içerisine döküyoruz. Daha sonra yemeğimizi güzelce karıştırıyoruz. Yemeğimizin terbiyesine un koymadık. Köftelerimiz unlu olduğu için daha özlü bir hale gelecek. Yemeğimizi terbiyeli şekilde bir 5 dakikada pişiriyoruz ve artık servise hazır. Bütün lezzetler birbirine geçti. Görüntüsü ve tadı gerçekten çok güzel oldu. Sizler de bu şekilde yaparsanız kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel olur. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen yemeğimi servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerimde hiçbir dağılma yok. Kusursuz lezzeti ve görüntüsü olan bir ekşili köfte yaptım. Sizler arzu ederseniz üzerine limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Böylelikle çok daha güzel ve lezzetli oluyor o sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.